Hemen soruyu bir kere daha bakalım. 3 basamak 2 sütundan oluşan hastane konulu hiyerarşi grafik oluşturunuz ve kaydediniz. O zaman ekle, SmartArt, hiyerarşi. İkinciyi seçiyoruz bakın. Bu değil bu. Bu kuruluş şeması. Sınavda bunu seçiyorlar, sonra gidiyor 10 puanları. Bu hiyerarşi diyorsa hiyerarşi, yatay hiyerarşi diyorsa bu. Tamam mı? Adı neyse onu seçiyorsunuz. Hiyerarşiyi seçtim. Tamam dedim. Şimdi bu soruda ne diyordu bize? 3 basamak. Şu anda zaten 3 basamak. 1, 2, 3. 2 sütun diyor. O zaman bunun bir tanesini siliyorum. Bak ortadakini sildim. Bu kadar. Şimdi bunun içine yazıyorum. Ne yazalım? Hastane müdürü ya da başhekim yazalım buraya. Başhekim. Burada ne olsun? Başhekimin yanında ne olsun sol tarafta? Söyleyin bana. Mesela burada çocuk polikliniği olsun. Tamam mı? Çocuk polikliniği. Burada dahili olsun mesela. Sallayın kafadan gitsin sınavda önemli değil ne yazdınız. Sağlık diyorsa sağlıkla ilgili şeyler yazın. Üretim diyorsa fabrika ile ilgili şeyler yazın. Askeri diyorsa askerlikle ilgili şeyler yazın. Tamam mı? Askeri ile ilgili şeyler yazın. Şimdi geldik buraya mesela çocuk olsun. Başka ne olsun altında? Röntgen olsun. Mesela dahiliyenin de altında. Hepsinin ayrı ayrı olduğunu varsayalım. Şimdi bir de renkleri değiştir diyelim buradan. Ve buradan boyutlandırma yapalım. Size sınavda şeklini değiştirin derse sol, sağ, şekil değiştir. Hop, yuvarlaklaştırdık mesela. Sol, sağ, şekil değiştir. Farklı bir şekil yapalım. Mesela sol, sağ, şekil değiştir. Şuradan yuvarlak yapalım. İçine fotoğraf ekleyin diyorsa ya da rengini değiştirin diyorsa bakın üstüne tıkla. Biçim, şekil dolgusu. Buradan da renk verebiliyorsun içine. Arkadakilerin rengini de değiştirebiliyorsun bak böyle. Öndekilerin rengini de değiştirebiliyorsun. Şu şekilde. Bu kadar. Veya hepsine ayrı ayrı da efekt verebilirsin buradan. Mesela işte yansıma efekti, parlama efekti gibi böyle efektler verebiliyorsunuz. Sınavda ne sorarsa. Yani aynıları çıkacak ama içinde bazı şeyler farklı olabilir. Mesela der ki parlama efekti ekleyin. Al parlama efekti. Bu. Tamam mı? Şimdi bu soru da bittiğine göre, şimdi diğer basit bir konumuz var, onu da anlatalım. Sonra bugünlük bitirelim.